Abi benim bugün aklımda kalan çok önemli 2-3 tane başlık oldu. Ben onları üzerinden tekrar hem değerli katılımcılarımız için geçmek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Hatta yorumlar da geldi onunla alakalı. Küçük bir gruba şöyle cümleyi toparlayabilecek miyim? Markalar az sayıda insana çok miktarda satarak büyüyemezler. Gerçekten burası benim için çok önemliydi. Aslında buradan pazarlamanın çok önemi çıkıyor. Çünkü biz pazarlamada doğru müşteri kaynağı yaratabilirsek potansiyel satış ekiplerini o anlamda daha efektif kullanabilir ve sahada daha geniş bir pazara yayılabiliriz. Bugün o yüzden bize çok güzel bir perspektif kazandırdın. Biz satış ekiplerinin dijitalleşmesini konuşurken arka taraftaki o en önemli güç pazarlamayı belki biraz unutmuştuk. Pazarlamanın dijitalleşmesi, pazarlamanın da sahadaki satışı kol kola hareket edecek süreçler tasarlanması çok önemli bir konu. Bir günde bu pazarlamanın dijitalleşmesi ve satışa know-how yani bu potansiyeli nasıl aktarıyor konusunu daha detaylı konuşmak isterim. Son bir şey söyleyebilir miyim? Yani çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bunu özellikle altta yazabilirsiniz. Sevinirim. Çok önemli söyleyeceğim bir şey bu. İnsanlar diyor akıllarında olsa bile alışveriş sırasında karşılarına çıkmayan markaları satın almazlar. Bir de okuyayım. İnsanlar akıllarında olsa bile alışveriş sırasında karşılarına çıkmayan markaları satın almazlar. Evet. Olay bu. Potansiyel müşteri ulaşabilmek büyümenin birinci kuralıdır. Şunu diyor yani. Sen ne kadar istediğin kadar reklam yatırım yap. Müşteri Google'da veya işte herhangi bir yerde veya seni bir şey satın alırken yani mesela bir parfüm almak istedi. Senin markanın eğer o parfüm arasında yoksa geçmiş olsun. Evet. İşte bu kadar acımasız. Dijitalleşme çok faydalı. Ama o dünyada yer almazsan da maalesef bir süre sonra kaybolacaksın. Başka şansın yok yani. Gerçekten. Yani bunu hani düşünelim, yapalım, edelim değil. Burada varsın veya yoksun. Yaptığın tabii ürüne göre. Ama yoksan ve gerçekten oradaki rekabet o dijital dünyada ise sen artık bir daha olmayacaksın. Bu kadar net söylüyorum. Fikret Bey de sağ olsun söylediğiniz sözü yazdı. Biz de ekranda yansıttık. Çok teşekkür Gerçekten ediyoruz. çok sağ olun Fikret Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir taraftan soru var mı diye Burçak'a da yazdım. Sorularımız varsa onları alalım diyeceğim. Sefa Bey, ölçemediğimiz şeyleri yönetemeyiz. Sizler satış ekiplerinizde hangi KPI'leri ölçüyorsunuz? Çok konuştuğumuz bir konu Taner abi. Biz biliyorsun seninle çok fazla sohbet ediyoruz. Satışta ciro ile yönetmek tabii ki bir kriter ama onun dışında az önce de biraz sohbet ettik. Taner abi satış ekiplerini hangi KPI'lerle Ben onu ölçer? söyleyeyim. Teklif sayısı, teklif tutarı, başarı oranı, yani teklifin satışa dönüş oranı, ziyaretin teklife dönüş oranı, teklifin satışa dönüş oranı, artı tabii ki yeni ürün. Elimizde teknolojik anlamda pazar daha yeni edilmemiş, daha metalaşmamış yeni teknolojiyi satma ve tabii en önemlisi tabii şirketimin yaşaması için ne kadar servis satıyor satıcı. Yani ürünün yanında ne kadar o ürünle ilgili danışmanlık, hizmet satıyor ona bakıyoruz. Bizim çok böyle yaptığımız iş çok basit bir iş. O yüzden yani siber güvenlik yazılım ve donanım satıyoruz ve hizmet satıyoruz. O yüzden yani bize çok fazla KPI olabilecek bir şey yok ama yani inanın şu anda ben de o konuda daha çok başındayız bu işlerin. Tabii ileride inşallah işte tamamen dijitalleşmeye geçtikten sonra çok daha fazla farklı KPI'leri de yapacağım. Şu anda maalesef bu ortamda yani daha yeni yeni satış elemanlarının bir e-posta gönderme konusunda ikna etmeye çalışıyor. O seviyedeyim şu anda. Evet. Bu arada Taner abi hani biz de mesela son dönemde satış fırsatı yaratmaya bir ödüllendirme sistemi getirdik. Ve inanın sadece fırsat büyüklüğü havuzumuz geçen aya göre %30 arttı. Sadece minik bir ödüllendirme ile bile aslında
orada hemen işin rengi değişiyor. O yüzden herkesin kendi sektörüne göre sadece ciro değil, ciroya hizmet edecek yeni müşteri, referans, karlı ürün satma, daha fazla ziyaret hedefi gibi. Hani bunları yine satışa çok ciddi anlamda hizmet ettiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Başka sorumuz var mı Burçak? Sercan Bey'in bir sorusu var abi. İş ve pazarlama sürecinde doğru kişiler yapay zeka yöntemleriyle bulmaya çalıştığımızda hangi parametreleri kullanmak bizi doğru sonuca ulaştırabilir şeklinde bir soru var. Ben buna cevap vereceğim ama verdiğim cevap konusunda kendi deneyimim yok. Yani şunu demek istiyorum. Söylediğim şeyi ben deneyip de başarmışlığım yok. Sadece bir öngörü olarak şey yapacağım. Yani ben bir yapay zeka kullansaydım ilk kullanacağım nokta yeni müşteriden çok mevcut müşteri çapraz satış yapma konusunda kullanırım o yapay zekayı. Benim için daha sağlam ve getirisi yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta ise şunu yapardım. Elindeki mevcut müşterilerin özelliklerini çıkarırdım. Yani hangi yaş grubu, hangi meslek grubu, eğilimleri gibi birçok mevcut müşterimizi analiz edip onlardan bir prototip çıkarırdım. Ve onlarla pazarlama yapmak istediğim kitle arasında bir korelasyon yapıp onlarla onun arasında uyum sağlayanları hedef kitleme koyardım. Yani onlara bir şey dijital bir pazarlama yapmak isterdim. Yani mevcut müşteri analiz ederekten onlardan bulmak yapardım. Ama dedim, benim şu anda ilk yapacağım şey mevcut müşterime iyi analiz ederekten onlara hangi ürünleri almadıkları hangi ürünlerimi satabilirim ona odaklanırdım. Hem daha hızlı sonuç alırım. Çünkü arada bir güven ilişkisi var. Hem de bence dönüş oranı çok yüksek olacaktır. Diğer kısımda denemek lazım. Hiç denemediğim bir şey diyemeyeceğim ama yine de muhtemelen mevcut müşteri analiz etmek suretiyle bir prototip çıkarıp onun üzerinden bir şey yapardım. Yapay zeka kurgusu yapardım. Bu konuda ben de birkaç söz edebilirim. Malum şirketimizde bir makine öğrenmesi ve yapay zeka üzerine bir departmanımız var. Biz de şirketlerin geçmiş satış verileri, geçmiş aktivitelerine bakarak aslında bir anlamlandırma yapmaya çalışıyoruz. Ve bu bir yolculuk. Öncelikle bir makine öğrenmesi yapıyorsunuz. Bu makine öğrenmesi sayesinde aslında geçmiş dataya bakarak bir dediğin gibi abi upsell, cross-sell fırsatlarını görebiliyor ve anomalileri tespit edebiliyoruz. Ama yapay zeka tabii çok bambaşka bir konu. Yapay zeka dediğimiz zaman predictive dediğimiz aslında ileriye doğru tahminler dediğimiz konu devreye giriyor. Yani önümüzdeki ay bu kadar satış yaparsın bu ekiple ya da önümüzdeki ay bu müşterilerde geçmişe baktığım zaman şu satışı yapmanı tahmin ediyorum şeklinde datalar indirmeye çalışıyoruz. O yüzden konusunda direkt sana katılıyorum abi. Mevcut müşterimizin güncel durumunu anlayacak süreçler üzerine çalışmak, daha sonra bu süreçleri de farklı algoritmalarla, işte bu makine öğrenmesi ve yapay zekayla öneri tahmin seviyesinde datalara ulaşmak çok daha mantıklı olacaktır. Ben soruyu soran arkadaşın hani Ekmob'un bu anlamda geliştirdiği ürünleri takip etmeye devam ederse burada önümüzdeki dönemlerde yeni araçlarla karşılara çıkacağımızı söylemiş olayım. Başka sorumuz var mı Burçak? Gerçi sorumuz varsa bile sonra istersen. Malum biz normalde abi bu 35 dakika 40 dakikada bitiriyoruz ama seninle bir türlü mümkün olmuyor. Opet keyifli olunca böyle sorular da çok geliyor. Teşekkürler Sefa Bey tabii ki. O yüzden ben bir yerde keseyim istiyorum Taner abi müsaadenle. Zaten evet. Önümüzdeki dönemlerde yine beraber olacağız. Son bir kapanış cümlesi alalım. Teşekkür ederim abi. Tamam, okey. Onunla ilgili de hazırlığım vardı. Şu lafı demek istiyorum. Pazarlamada dijital dönüşümü gerçekleştirmek artık marka olmanın vazgeçilmez şartı. Yani marka olmak istiyorsak muhakkak dijital dönüşüme girmemiz gerekiyor. Benim son sözüm de bu olacaktır.
Abi çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifliydi. En kısa sürede seni tekrar aramızda görmek istiyoruz. Olur, ben de Ekbaba teşekkür ediyorum sana da. Beraber güzel bir yolculuğa çıktık bu pandemi döneminde. Seni de tekrar bir yere gezeriz inşallah farklı konularda. Sağ ol abi. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Oldu. İyi günler diyorum. İyi günler diyorum. Bay bay.